Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım benim, hepinize iyi akşamlar diyeyim. Akşam oldu arkadaşlar, şeye gidiverdik. Şimdi geliverdik. Geldikten sonra da Allah razı olsun, kayınımgil geliverdi. Birer bardak kahve içtiler. Biz de karnımız tok dedi, yemediler. Yol uzak deyin, değil mi canım? Evet, aynen ondan öyle oldu. Ondan sonra biz de bugün aşı olduk, aşıya gittik arkadaşlar. Bugün aşımız arkadaşlar, ikinci aşılar olduk. Biraz bende iğne hobisi olduğu için biraz arkadaşlar, geç davrandık. Çocuk gibi korkuyor. Bir aydır Ali'ye diye her gün Ali aşılarımız olalım, Ali aşılarımız olalım, Ali aşılarımız olalım. İğne yiyor, ondan sonra ne diyeyim biliniz mi? Hiç acımadı ki ne diyeyim. Acımıyor ama iğne hobim var. Arkadaşlar öyle bir korkusu var işimin. O yüzden gerçekten aslında üçüncü aş zamanımız bile yaklaştıydı da sağ olsun eşimin sayesinde daha ikinci yolu verdik. Değil mi canım? Evet, yine de benim sen. Ne yapacak diye sorarsanız canlarım hemen gene dolaba yüklendim. Niye derseniz benim bu su kabağı yazın yaptıydım ya. Yazın su kabağı arkadaşlar. Bamiye gibi eşkilici arkadaşlar, gerçekten çok güzel oluyor. Eşim de dedi. Su kabağı ne diye sorarsanız arkadaşlar, bazıları derler hani süs kabakları olur. Hatice Hanım onu yazdan yapmıştı eğer. Yaptım. Videolarımı izleyenler bilir videoları. Aynen. Hemen arkadaşlar dibine böyle bir soğan kavuklayacağım. Zaten domatesle kavukladıydım. Salça bile katmadan onu dek gelir deyin. İçine de hemen ecicik ne yapacağım biliyor musunuz? Bir limon tuzu koyu vereceğim arkadaşlar. Herkes kapağına koyabilir bu arada. Değil mi Hatice Hanım? Aynen canım. Hemen ben de... kıyma. Hemen kafayı bozdu bu adam. Ya sevmeyeyim işte içinde yemeklerim. Ne yapacağım? Böyle sade seveyim. Lan ben böyle ikinizle tombaya düşürdüm. Biriniz oradan, biriniz oradan ha. Çok da ötlektir arkadaşlar bu. Ötleksiz. Ne yapıyorsunuz şimdi? Su kabağı pişireyim. Siz su kabağı yiyin, ben su kabağı yemeyeceğim dedim. Niye? Ben şey kendime yufka kızartıp yiyeceğim. Bak onlar mideye zararlıdır demedi sonra. Ben bir şey yesem yeme onu bir. Pek lezzetli oluyor. Pek lezzetli oluyor annemin pişirdikleri. Güzel olur. Bu arada başka da yemeğimiz ha. Arkadaşlar buraya hemen bir tane soğanı. O ne? Pilav varmış. Nerede kaldı o pilav? Ecik bir pilav var da. Aslında yemezsen ben yerim. Ben yerim. Aslında şeyde yapabilirim. Ben burada yaptım kendime. Patlıcan varmış. Kendime patlıcan menemeni mi yapsam? Ne istiyorsan onu yap kızım. Ne istiyorsan onu yap. Kumur geldiriyor. Bu ekmek kızardı. Peynir ediyor. Arkadaşlar Elif Busra nedense çok over oldu. Yani yemek de beğenmiyor. Yemek varken yemek yapıyor. Bir şeyler yapıyor bu. Kuru fasulye var. Yok. Dün yedim kuru fasulye. Canım istemiyorum. Ne yapayım bunu? Ne yaparsam ben kaçma. Bilmiyorum. Ekmek de güzel kızartsam şimdi. O da güzel gidiyor peynirle. Bu da yufkayla da güzel gider. Bilemedim. Şeyi getirebilir mi kızım? Ne? Tandırda. Tripod. Getireyim sana. Heh. Neyse arkadaşlar doğru değil. Hemen. Tamam kızım yapabilirsin. Hemen bunu. Ay halkımı biraz hızlı açtım. Kusura bakma ya. Elim ayağım acıkınca çözünü veriyor arkadaşlar. Ben hani bazen şey yapıyorum ama gerçekten acıktı mıyım böyle. Hani herhalde benim şeylerden hani. Sana öyle geliyor hatırlıyor musun? Hayır ben kendimi bileyim. Ayşe beden okunacak. Daha öğlen yemedim. Acıktım. Ben de yemedim. Ne var yani? Sen benden sabırlısın. Ben bugün hatta yememeyi düşünüyorum. Rejim yapmam lazım biraz. Vallahi ben rejim yapamam. Kusura bakma. Ben yemedim inelim ayağım çözülüyor de. Bir gün aç kalsam ölürüm ben herhalde. Sen bana bir tabak yoğurt ver. Ben başka bir şey yok, istemiyorum. Yok. Sen bunu yersin canım. Beraber yer. Tamam mı? Tamam. Şunu ağzını kapatayım. Şimdi hani su atıp fazla açın. Beyanı yiyelim. Kızarsın ha. Tamam. Tamam. Kokunu da oluversin. Tamam mı? Ondan sonra hemen onu koyup iki taklatacağım. Tamam. Tamam. Buz tutmuş değil mi Hatice Hanım? Ali derin dondurucuda buz tutacak illaki. Arkadaşlar şöyle buzuna koyu Hatice Hanım. Şimdi şurada boşuna şunu koyacağım. Kendi kendine çözülecek.
Zaten kalıplanmış ya. Hı hı. O 2 dakikada çözülür, tamam mı? Çözülür bile zaten. Az bir su koyacağım zaten. Kaç dakika tamam. Kaynama süresi var Hatice Hanım? Valla taş çatlasa 5 dakika. Zaten pişmiş ya arkadaşlar, yazın piştiği için. Arkadaşlar. Şimdi baya taş çatlasa 5 dakikada kaynasın arkadaşlar. Şimdi tencerenin içine attım. Bunu pişirmeden daha öncesi neden çıkartmadım? Aklıma hemen anında gelmedi arkadaşlar. Ne yapsak dedik. Ben size de kuru fasulyenin yanında dedim bir mahalle yapayım. Pilav az değil, o şekil düşündüydüm. Yanına da dedik bunu yapayım diyeyim. Hemen amansız olunca ondan buzdolu verdi yani. 5 dakika demeden pişti, gördün mü? Ne güzel oldu. Gerçekten ne güzel. Güzel. İçindeki ne o? Şunlar mı? Biber mi? Şunların içine biber koymuşum, kırmızı biberlerden. Koymuşum yazdan kavruklarken. O şimdi ekşili gene güzelce yenilir. Aynen baksana ne güzel. Hani bunun içine ekşili yapıyorlar ya, içine pirinç koysan nasıl olur? Olur. Pırasa gibi. Şeyine göre. Şimdiki dalda bir maydanoz satayım ben hemen. Bir güzel de maydanozunu doğrayalım içine arkadaşlar. Bir de şöyle maydanoz. Oh şu yemek yenmez mi arkadaşlar? Sen peynirin içine isteyeyim mi? Yok ben peynirimin içini istemiyorum. Sen de soğan mı istiyorsun? Evet. Arkadaşlar. Elif'e de buraya uzuları yatırdık. Yufkaya. Buraya yatırdık. Burada peynir, burada soğan. Peynir yapımı. Annemin peyniri. Aynen. Elif dedi ben dedi ondan yiyeceğim dedi. Şimdi bu da bizim mis gibi. Bu 5 dakikaya hazır olur. 5 dakikaya falan lazım. Aynen. Tamam. Biraz pirinç pilavımız vardı. Hemen. Kuru fasulye ısıtacak mısınız? Yok kızım. Tamam o zaman. Yiyeceğiz. Zaten yenmez onlar. Tamam. Yok ben babam belki yerse dedim. Şu ekmeklerde. Ne yapıyorsun şimdi? Ne güzel. Elif gözüküyor. Vallahi yemediğin pişman olursun. Hiç koymaz. Belli olmaz benim sağım solum. Ben yiyebilir mi yani? Ya ben maşallah. onu da yerim. Maşallah beni bile yersin bu sıra. Oo, arkadaşlar şu yenmez mi ya? Yenilmez mi? Yenilir tabii ki de. Vallahi. Hadi bize afiyet olsun. Aynen dedi isteyeyim mi yapmadım istedim. Vallahi ben yoğurt istiyorum. Aynen. Yoğurt. Ben başlayayım mı ağzı? Ben acıktım bugün. Ulan Elif. Ben başlıyorum. Sen başla. Ben başlayayım mı diye Ali? Yiyor mu baba? Yok. Yoğurt mu isteyeyim sen canım? Hı? Yoğurt mu isteyeyim? Bak annen sabahki taze taze çörekleri var. Yoğurt istiyorum Hatice Hanım. Vallahi ben kendime de yaptım hadi. Dayanamadım evde yaparken. Ben biliyorum. Bak kendime de yaptım gördün mü? He. Ne yapayım dayanamayayım. Anne sus baba amca. Ama içine biraz cimrilik yapıyor kıyma atsa. Öyle mi oldu? Amca. Bakayım bir tadına. Soğanı ömürden alırım. Ben soğan sevmiyorum. Soğan. Ben annem koydum. Şeyle çorabayla yer sende diyeyim. Ben limon tuzu atmadım. Herkes kendi tabağına dedim. Canım yetmiş miyim? Güzel olmuş ama. Şimdi ben. Ama hepsi olmuş zaten. Evet biraz eşkim. Bunda domates mi? Kalkarken belki de olmuş. O domatesin eşkisi olabilir. Şu kaşık senin. Bir kaçtırayım. Ben nasıl olsa suna koyacağım. Su kabağı dalın dibinde Elif dalından hani görmemişim aslında bir tek daha varmış. Bu ilişkiler var ölmesem yine dikeyim. Tamam mı canım? Bu ne zekil oluyor kızım güzel oluyor. Şey gibi oluyor bu. Bamya ne oluyor? Biz seviyoruz ya güzel. Sen kaşıklayacaksın arada. Ekmek yok ölemiş miyim canım sen hala? Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu arkadaşlar şöyle yapacağımız bak kızım. Şundan vereyim mi? Gel kızım. Şunu yemiyorum dedim. Evet arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar.